Evet arkadaşlar, şimdi momentum konusuna başlayalım. Şimdi momentum dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Momentum aslında bir cismin etkisi gibi düşünebilirsiniz. Yani atıyorum kafanıza bir silgi veya bir cisim attığım zaman o cismin senin üzerinde kafanda yapacağı etki onun momentumudur. Yani momentum neye bağlıdır? Cismin kütlesine ve neyine bağlıdır? Hızına bağlıdır. Yani kütlesi ve hızı ne kadar büyükse momentum o kadar büyüktür diye düşünebilirsiniz. Momentum nasıl büyüklük? Momentum vektörel büyüklük. Momentum ne yapıyoruz? P sembolüyle gösteriyoruz. Momentum cismin kütlesiyle neyin çarpımıdır? Hızının çarpımıdır. Burada dikkat edeceğimiz olay ne? Şu. Hız vektörel, momentum vektörel ama kütle ise nasıl bir büyüklüktür? Skaler bir büyüklüktür. Skaler olduğu için o zaman kütlede negatif bir değer alabileceği için mutlaka pozitif bir değer alacaktır. O zaman ne olacaktır? Bir vektörü pozitif bir sayıyla çarparsak vektörün yönü değişmeyecek. Yani ne diyebilirim? Şunu diyebilirim. Momentumun yönüyle hızın yönü her zaman ne olmak zorundadır? Aynı olmak zorundadır. Momentum ve hız aynı yönü. Yani cismin hızı nereye doğruysa momentum da o yöne doğrudur diyeceğiz. Peki birim olarak kütlenin birimi nedir? Kilogramdır. Hızın birimi nedir? Metre bölü saniyedir. Dolayısıyla momentum birimi olarak kilogram metre bölü saniye olarak bu kullanabiliriz. Peki burada momentum değişiminden bahsedeceğiz ileride itme momentum konusunda. Momentum değişimi dediğimiz şey nedir? Değişim ne olacak? Son momentum eksi ilk momentum olacak. Yani momentumdaki değişim cismin son momentumdan ilk momentumunu çıkaracağız. Tabi bunlar vektörel büyüklükler olduğu için bu çıkarma işleminde ne yapacağız? Vektörel bir şekilde yapacağız. Yani şöyle düşünün. Mesela bir cismi belli bir hızla yatay zemine attım, çarptı ve oradan geri aynı hızla geri dönüyor. Buradaki momentum değişimi nedir dedi. Ne yapacaksın? Cismin son momentumunu çizeceksin. Son momentum nereye doğru? Son momentumu bu yöne doğru. Hatta şöyle gösterirsek. Son momentumumuz nedir? Son momentumumuz şu yöne doğrudur. P sonumuz. Peki ilk momentum ise gelen cismin ilk momentumu ise bu yöne doğru olacak. Ama bana ne lazım? P son eksi P ilk. Vektörlerde aslında çıkarmak demek ne demektir? Vektörün tersini çevirip toplamak anlamına gelir sonuçta. O zaman biz ne yapacağız? İlk momentumu ters çevirirsek. O zaman bunun ilk eksi P ilk momentum bu yöne doğru olacak. Son momentum bu yöne doğru. Eksi P ilk momentum bu yöne doğru. İşte momentum değişimi ne olacak? Şu iki vektörün toplamı. İşte aradaki açı 60 mı 90 mı 120 ise özel durumlara girer. Oradan ne yaparsınız? Toplarsınız. Mesela şöyle düşünün. Bir cisim bir duvara ne yapıyor? Çarpıyor ve geri dönüyor. Dedi ki buradaki momentum değişimi ne kadardır? Momentum değişimi bulmak için ne yapacaksın? Son momentumdan ilk momentumu çıkaracaksın. Peki son momentum neyi? Duvara çarptıktan sonra bu cisim ne yapıyor? Duvara çarptıktan sonra bu yöne doğru gidiyor. Yani cismin sahip olduğu son momentum bu yöne doğru. İlk momentum ise nereye doğru? İlk momentum ise hızla aynı yönde olduğu için momentum. İlk momentum da buraya doğru. Bana ne lazım? P son eksi P ilk. Yani ne yapacağız? Son momentumu çizeceğiz bu yöne doğru. İlk momentumu çıkaracağız. Çıkarmak demek ne demektir aslında? İlk momentumu ters çevireceksin, ekleyeceksin. O zaman burası da eksi P ilk. Bu iki vektörü ne yapacağız? Toplayacağız. O zaman momentum değişimi ne olacak? Bu iki vektörün toplam olan şu kadarlık bir momentum değişine sahiptir diyebiliriz. Peki itme yani impuls dediğimiz olay nedir? Şimdi bir kuvvet bir cisme belli bir süre boyunca etki ediyorsa o cisme ne yapıyor? Bir itme veya çekme uygulamış oluyor. İşte bu cisme uyguladığı itme nedir? Kuvvetle o kuvvetin etki etme süresinin çarpımıdır. Yani şöyle hatırlayın. Mesela bir kuvvet bir cismi belli bir yol boyunca çekiyorsa ne yapıyordu? O kuvvet fiziksel anlamda bir iş yapmış oluyordu. Yaptığı işi nereden buluyorduk? Yaptığı işi kuvvet çarpı alınan yoldan buluyorduk. Şimdi soru bana eğer yoldan değil de soru bana o kuvvetin etki etme süresinden yani zamandan bahsederse dese ki bu kuvvet bu cismi işte belli bir t süresi boyunca uygulandı. Dolayısıyla bir kuvvet bir cisme belli bir süre boyunca etki ediyorsa cisme ne yapmış oluyor? Bir itme impulsu uygulamış oluyor. Bu itmeyi de ne yapıyoruz? İtmeyi de kuvvet ile o kuvvetin etki etme süresinin çarpımından buluyoruz. Yine itmemiz nasıl büyüklük? Vektörel. Kuvvetimiz nasıl büyüklük? Vektörel. Ama zamanımız nasıl büyüklüktür arkadaşlar? Zamanımız skaler büyüklüktür. Peki bu zaman negatif olamaz. Mutlaka pozitif bir skaler sayıdır. O zaman bir vektörü pozitif bir sayı skaler sayıyla çarparsak vektörün yönü ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Dolayısıyla biz ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz yine aynı şekilde. İtmenin yönüyle kuvvetin yönü her zaman nedir? Aynıdır. Yani kuvvet ne tarafa doğruysa itme de o yöne doğrudur. Veya itmenin ne yere doğruysa kuvvet de o yöne doğru uygulanmıştır diyebiliriz. Birim olarak da neyi kullanabiliriz? Kuvvet birimi olarak Newton, zaman birimi olarak saniye kullanırsak Newton çarpı saniyedir diyebiliriz. Peki itme ile momentum arasındaki ilişki nedir? İtme ile momentum arasındaki ilişki şu. Mesela şöyle yatay bir yol olsun. Burada M kütleli bir cisim olsun ve sıfır hızıyla hareket etsin. Biz ne yapalım buna? Bir F kuvveti uygulayalım. Şimdi bu kuvvetin etkisiyle bu ne yapacak? Kuvvet etkisiyle ivmeli bir hareket yapacak. Newton amcamın dediği gibi. Hatta etki eden kuvvet hareket yönünde olduğu için bu cisim ne yapacak? Giderek hızlanacak hızını arttıracak ve kuvvet buraya kadar uygulandı. Peki o zaman şöyle düşünün. Bu cisim etkilen kuvvet F eşittir neye? M çarpı A'ya ivmeli bir hareket yaptı. Peki ben bunun ivmesi olarak ne diyebilirim? İvme birim zamandaki hız değişimiydi. O zaman ben ivmeyi bulmak için cismin son hızından ilk hızını çıkarıp ne kadar sürede bunu değiştirdiyse zamana bölersem o zaman ivmesini hesaplamış olur muyuz? Evet. Yerine yazarsam o zaman F eşittir M çarpı son hız eksi ilk hız bölü işte bu hız değişimi için geçen zaman. Zamanı içler dışlar çarptan buraya kuvvetin yanına atarsak o zaman F çarpı delta T ne olacak?
Şurayı da parantez açarsak m çarpı v eksi m çarpı v sıfır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. F çarpı d neydi? Bu cisme verilen itmeydi. M çarpı v dediğimiz cismin neydi? Son hızıyla çarptığı için son momentumdur. M çarpı v sıfır da nedir? Cismin ilk momentumdur. İtme neye eşit olmuş oldu? Momentumdaki değişime eşit oldu. Yalnız burada dikkat edeceğimiz olay şey, bana itmeyi sorduğu zaman ya kuvvet çarpı zamandan bulacağım ya da cismin momentum değişiminden bulacağım. Veya cismin momentumu ne kadar değişiyorsa işte itmesi kadardır. Ona ne kadarlık bir kuvvet, ne kadar bir itme uyguladıysa o kadar momentum ne yapacak? Değişecek. Yalnız buradakilerin hepsi ne? Vektörel, yani işlem yaparken vektörel yapmayı, yönlere dikkat etmeyi unutmuyoruz. İş güç enerjiye benzer arkadaşlar. Mesela iş güç enerjide de soru bize zamandan değil de yoldan bahsediyordu. Ne diyordu? Kuvvet fiziksel anlamda bir iş yapıyordu. O yaptığı işte enerjisindeki değişme işte. Burada da kuvvet belli bir zaman boyunca etkilerse bir itme uygulamış oluyor. O itme de o cismin momentumundaki değişime eşit olmuş oluyor. Kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişki nedir? Kinetik enerji dediğimiz arkadaşlar neydi? 1 bölü 2 mv kare dediğimiz kinetik enerji. Ben burayı kütleyle çarpıp kütleye bölersem fizik, hani matematiksel olarak bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Dolayısıyla burası ne olur? M kare V kare bölü 2M olur. M kare V kare dediğim şeyde ne olacaktır? MV'nin karesi gibi düşünün. Bölü 2M. MV'de momentumdu. O zaman kinetik enerji dediğimiz nedir arkadaşlar? P kare bölü 2M'dir. Yani momentumun karesi bölü kütlenin 2 katıdır diye yorumlayabiliriz. Evet, bazı araçların kütleleri ve süratleri verilmiştir. Buna göre işte momentum büyüklüklerini bulunuz. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız. O zaman momentum dediğimiz şey neydi? Cismin etkisiydi. Yani ne? Kütlesiyle hızının çarpımıydı. 60 kilogramlık kütlede hız 22'lik hızla gidiyorsa bunun momentumu ne kadar olacaktır? Momentum dediğimiz kütle çarpı hız olduğu için 120 kilogram metre bölü saniyedir. 36 kilometre saatte 36 kilometre. Yalnız bu kilometre bölü saati ne yapacağız? Metre bölü saniye çevireceğiz. Metre bölü saniye çevirmek için de ne yapıyorduk? 3.6'ya bölüyorduk. Yani 36 kilometre bölü saat demek 10 metre bölü saniye demek. 1 ton demiş. 1 ton dediğimizde ne kadardır? 1000 kilogramdır. O zaman bunun momentumu kütlesiyle hızının çarpımı kilogram ve metre bölü saniye cinslerini yazdığımız için ne olacaktır? 10.000 olacaktır. Kilogram metre bölü saniye. 2 ton hızı ise 5 metre bölü saniye. Hızında problem yok metre bölü saniye cinsinden. Kütlede kilograma çevirmem lazım. 2 ton dediğimiz şey ne olacak? 2000 kilogram çarpı 5 ile çarparsak o da ne olacaktır? O da 10.000 olacaktır. Sıralamayı yapacak olursak 10.000, 10.000 ve 120 olduğu için ikincinin ve üçüncü aracın momentumları eşit. Birinci aracın momentum ise bunlardan daha küçük. Bu araçları durdurmak için gerekli itmeleri soruyor. Şimdi itme dediğimiz şey neydi? İtme kuvvet çarpı zamandı. Yalnız bu aracı durdurmak için uygulanan kuvveti veya ne kadar süre boyunca etki ettiğini biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman itmeyi kuvvet çarpı zamandan değil burada neyden bulacağız? Ben cismin üzerinde ne kadar bir itme uygularsam o cismin momentumu o kadar değiştireceğim. Ben bu araçları ne yapmam istiyor benden? Durdurmamı istiyor. Durdurması demek hızının sıfır olması. Yani son momentumları ne yapmam lazım? Sıfırlamak. O zaman itme momentum değişimine eşit olacak. O zaman birinci aracın momentumu değiştirmek için ne kadar itme uygulayacağım birinci araca? 120'lik momentumu sıfırlamak için 120'lik itme uygulayacağım. İkinci ve üçüncü aracın momentumları ise neydi zaten? Eşitti 10.000'di. O zaman onları durdurmak için de ne yapacağız? 10.000 Newton saniyelik itme uygulayacağım ki momentumu o kadar azaltıp sıfırlayabileyim. Yerden 20 metre yüksekte başlangıçta serbest bırakılan yarım kiloluk yani 500 gramlık cisim 0-1-1-2 saniye aralığındaki uygulanan itmeleri soruyor ve momentum değişimlerini işte kıyaslayınız bulunuz diyor. Şimdi burada serbest bırakıyorum. Serbest bırakan cismi ben biliyorum ki atışlardan her saniye hızını ne yapacak? 10-10-10 arttıracak. 1 saniye sonra hızı 10. 1 saniye sonra buraya geldiği zaman hızı kaç? 20. Kütlesi ne kadar? Kütlesi 500 gram. Yani bunu kilograma çevirsek 0-5 kilogram diyebilirim. O zaman başlangıçta hızı sıfır olduğu için başlangıçtaki buradaki momentumu nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Buradaki momentumu ne kadardır? Kütlesi 0,5. Hızı 10. Çarparsak momentumu kaçtır? 5'tir. Vektör olduğu için yönlere dikkat edeceğiz. Aşağı doğru 5. Burada ne oldu momentumu? Kütlesi 0,5. Hızı ise ne kadar? 20. Çarparsak buradaki momentumu ise ne kadar olacaktır arkadaşlar? 10 olacaktır. İkinci saniyedeki momentum. O zaman itme birinci başlangıçtaki momentumu ne kadar? Bu aralıkta uygulanan itme demiş. P1 dediği ne oluyor acaba? 0,2 saniye momentumun büyüklüğü. Birinci saniyedeki momentumu kaç arkadaşlar? Birinci saniyedeki momentum 5. İkinci saniyedeki momentumu kaç? 10. İlk momentum zaten 0'dı. O zaman buradan buraya gelinceye kadar momentum değişimi ne yaptı? 0'dan 5'e çıktığı için 5 arttı. Burada ise ne yaptı? Eğer bu noktadan bu noktaya gelir, yani 1 ile 2 arasındakini soruyorsa o zaman buradaki son momentumu 20. Son momentum 10, ilk momentum 5 olduğu için buradaki momentum 5 olduğu için o zaman buradaki değişim de 5'tir diyebiliriz. Ya da arkadaşlar bu soruyu şöyle düşünebilirsiniz. Şuna dikkat edin.
Eğer atış hareketi yapıyorsa, atış hareketinde, hareketinde. Yani kısaca ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Cisim havadaysa, cisim havada uçuyorken, havada ise. O cisme etkeden kuvvet hangi kuvvettir? O cismin üzerine etkeden kuvvet yer çekim kuvvetidir. Yer çekim kuvveti dediğimizde ne olacaktır? Ağırlığı mg'dir. Yani şöyle düşünün. Mesela itmeyi biz kuvvet çarpı zamandan da bulabiliriz. Momentum değişti. Bakıyorum momentumu sıfırdan kaça çıktı? 5'e çıktı. Aa, dedi ki burada ne yaptı? 5'lik itme uygulandı. Ya da bu itmeyi ne yapabilirsin? Kuvvet çarpı zamandan yapabilirsin. Cisme etkeden kuvvet hangi kuvvet? Havada uçarken yere doğru inerken ona hiçbir kuvvet etkilemiyor. Sadece yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla buna etkeden kuvvet mg çarpı geçen zaman t diyebiliriz. Mg'si ne kadar da kütle 0.5 ise bu adamın ağırlığı ne olacaktır? 5 N olacaktır. Yani bu cisme etkeden kuvvet ne kadar? 5 N. Buradan buraya da 1 saniyede geldiği için o zaman etkeden itme de nedir? 5'tir diyebiliriz. Mesela buradan buraya kadar etkeden itmeyi sorsaydı ya momentum değişiminden bulacaksın. Diyeceksin ki momentum 0'dı. Buraya gelince momentum 10 oldu. Momentum 0'dan 10'a çıktı. O zaman etkeden itme 10'dur diyeceğiz. Ya da itmeyi oradan bulmayacağız da diyeceğiz ki bu cisme etkeden kuvvet ne kadar, ağırlığı ne kadar süre etkiliyor? İşte o noktadan oraya gelince kadar. Çünkü başka hiçbir kuvvet yok yer çekimi. Havada uçarken yer çekimi etkiliyor sadece. Ağırlığı 5 N. Bu noktadan buraya ne kadar sürede geldi? 2 saniyede geldi. Yani ona etkeden itme nedir? 10'dur. Ha, yönü ağırlık nereye doğru? Aşağı doğru. O zaman itmemiz de aşağı doğrudur diyebiliriz. Evet, örneklere geçecek olursak. Birinci soruda demiş ki sürtünmesi yatay düzlem üzerinde 5 kg cisme sabit F kuvveti yatıyorum. 10 saniye uygulandı. Cismin hızı 25'ten 5'e düşmüyor. Buna göre cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü ne kadardır? O zaman olayı şöyle düşünebilirsiniz. Mesela yatay bir düzlem var. Burada ne var? 5 kg'lık bir cisim var. Ne kadarlık hızla hareket ediyor? 5 kg'lık cisim 25 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Buna bir kuvvet etki ediyor. Hangi yönde? Zaten oradan hızını 5'e düşürdüğüne göre, yavaşladığına göre demek ki etkeden kuvvet ne olmak zorunda? Harekete ters yönde kullanıyor. Peki kaç saniye boyunca etki ediyormuş? Buna 10 saniye boyunca etki edince bu cismin hızını kaça düşürmüş? 5'e düşürmüş. Diyor ki işte bu cisme bu kuvvet ne kadar? 10 saniye içinde. Bir, burada itme momentum kullanmak zorunda değilsin. Dinamik sorulması gibi, dinamik gibi de çözebilirsin. Yani dersin ki bu adamın ben ivmesini bulabilir miyim? Bulabilirim. Niye? Çünkü hız değişimi belli, süre belli. O zaman ivme birim zamandaki hız değişimiydi. Hızını 25'ten 5'e düşürüyor. Yani hızını ne kadar azaltıyor? 20 azaltıyor. Kaç saniye içinde? 10 saniye. 10 saniye 20 azaltıyorsa demek ki ivmesi 2 metre bölü saniye kadardır diyebiliriz. Cisme etkilen kuvveti soruyor. O zaman F eşittir MA'yı biliyorum dinamikten. O zaman 5 kilogramlık kütleli cisme ikilik ivme kazandırabilmesi için bu cisme etkeden kuvvetin ne olması lazım? 10 N olması lazım. Ha, etkeden kuvvet nereye doğru olacak? Harekete ters olacak. O da vektör olduğu için hangi yönde? İşte atıyorum hızı artı kabul ettiğim için buna eksi 10'dur da diyebiliriz. Ya da ne yapabilirsin? İtme momentumdan olabilirsin. Yani dersin ki cismin başlangıçta bir neyi var? Momentumu var. İlk momentum ne kadar? Kütlesi 5, hızı 25. O zaman çarparsak ilk momentumuz ne olacak? 125. Nereye doğru? Buraya doğru. Hızı 5'e düştüğü zaman sahip olduğu son momentum ne? Kütlesi 5, hızı 5'e düştü. O zaman ne kadardır? 25'tir. Peki bu adamın momentumu ne kadar değişti? Momentum değişimi bulmak için ne yapacağız biz? Son momentumdan ilk momentumu çıkaracağız. Ama nasıl çıkaracağız? Vektörel çıkaracağız. Yani ne yapacağız? Son momentumu çizeceğiz. Buraya doğru kaç? 25. İlk momentumu buradan çıkaracağız. Çıkarmak demek ilk momentumu ters çevirip ucuna ekleyeceğiz. O zaman ters çevirirsem ne olacaktır? O da bu tarafa doğru 125 olacaktır. Dolayısıyla bu iki vektörün toplam vektörel toplam yaparsam bu yöne doğru kaç oldu? 100. Demek ki cisme verilen itmemiz kaçmış? Bu yöne doğru 100'müş. İtme dediğimiz şey neydi? Kuvvet çarpı zaman da aynı zamanda. Demek ki o zaman bu cisme etkilen kuvvet etki etme süresinin çarpımı 100'e eşit olacak. Ne kadar süre boyunca etki ediyordu? 10 saniye etki ediyordu. O zaman kuvvet etki etme süresi çarpı 10 100'e eşit olacaksa demek ki bu cisme etkilen kuvvet ne kadardır? 10 N'dur diyebiliriz. Ha, itme nereye doğru? Sola doğru. O zaman demek ki kuvvet de itmeyle aynı yönde olmak zorunda. O zaman demek ki bu cisme etkilen kuvvet de bu yöne doğrudur diyebiliriz. Yani ister dinamikten yapabilirsin, ister itme momentumu kullanabilirsin. İkinci örneğimiz demiş ki sürtünmesi yatay düzlemde durmakta olan 400 gram. Yani hemen kilograma çevirelim çünkü burada ne yapacağız sonuçta? 0.4 kilogram. İtme sonuçta metre bölü saniye olarak veriyorsa hız, kuvvet newtonsa zaman saniye ise o zaman kütleyi de kilogram cinsinden almamız gerekiyor. 5 N'lık kuvvet T süre boyunca uygulanınca cismin hızı 15 oluyor. Buna göre zaman ne kadardır? Kolay. Normal dinamik şeklinde düşünebilirsiniz. Başlangıçta bu cisim ne yapıyordu zaten? Duruyordu. Yani ilk hızı neydi? 0'dı. Ne yaptım? Bir kuvvet uyguladım. Ne kadarlık bir kuvvet uyguladım? 5 N'lık. Kütlesi belli mi? Evet belli. 0.4 kilogram. O zaman buradan F eşittir MA deyip A'yı bulabilirsin.
Sonra dersin ki A'sı demek her saniyedeki hız değişimi demek. O zaman her bir saniye hızını bu kadar değiştiriyorsa kaç saniyede bu adam hızını 15'e çıkarır şeklinde normal dinamik soru sürer gibi çözebiliriz. Ya da ne yaparız? Bana kuvvet vermiş, etketme süresini soruyor, zaman veriyor, demek itme momentum yapabilirim. Peki bu adam başlangıçta ne yapıyor? Duruyor. Durduğu için kütlesi var ama hızı yok. Hızı olmadığı için bu adamın sahip olduğu ilk momentum nedir arkadaşım? Sıfırdır. Peki son momentum nedir? Kütlesi kaç? 0.4 kilogram. Ne kadarlık hız kazanmış? 15. O zaman son momentum kütlesi 0.4 ile hızı 15'i çarpacağız. Yani ne olacak? 6 olacak. O zaman itme dediğimiz şey neydi? Momentumdaki değişim delta P diyorduk. Momentum değişimi demek de ne demektir? Cismin son momentumdan ilk momentumu ne yap? Çıkar. Tabii nasıl çıkaracağız? Vektörel. Son momentum zaten buraya doğru 6. İlk momentumu 0 çıkarsak da zaten 0 olacak. Demek ki cismi etkileyen itme ne kadardır arkadaşlar? 6'dır. İtme demek de kuvvet çarpı zaman demek. Ne kadar kuvvet etkiliyor? 5 Newton. Ne kadar süre boyunca? T süre boyunca zaten bana zamanı soruyor. Buradan T'yi çekersek T'miz ne çıkacak? 6 bölü 5 yani 1.2 saniye diyebiliriz. Üçüncü örneğimiz demiş ki sürtünmesi yatay düzlemde 4 kilogram cisim 25'lik sabit hızla gidiyor. Yani ne diyor? Bana şurada 4 kilogramlık bir cisim var diyor. Kütlesi 4 kilogram diyor. Ne yapıyor? Bu normalde işte 25 metre bölü saniye sabit hızla gidiyor. Zaten kuvvet etkilemediği müddetçe onun hızı ne yapmaz? Değişmez. Peki sonra ne yapıyor? 10 Newton büyüklüğü bir kuvvet cismin hareket yönüne ters yönde. Hareket yönüne ters yönde çekiyorsa demek ki bu ne yapacak? Artık kuvvet etkilediği için ivmeli bir hareket yapacak. Ve etkeden kuvvet harekete ters olduğu için ne yapacak bu adam? Yavaşlayacak. Kuvvet belli, kütle belli. F eşittir M'den ivmeyi ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Yani dersin ki F eşittir M çarpı A. Ne kadarlık kuvvet etkiledi? 10 Newton'un kütlesine kadar 4 kilo çarpı A. A'mız buradan ne çıkacak? 2.5. O zaman ivmesi 2.5 demek ne demektir? Bu adam her saniye hızını 2.5 azaltacak. Kaç saniye boyunca uygulandı? 6 saniye boyunca uygulandı. Eğer sen de 2.5 azaltıyorsa o zaman 6 saniyede hızı ne kadar azaltmış olacak? Ne kadar değişecek? 6 tane 2.5'ü çarparsak o hızını 15 azaltacak. Hızı 25'ti. 15 azalınca hızı kaç olacak? 10 olacaktır. Son hızı nedir? 10'dur. Cismin son hızını buradan da 10 olarak bulabiliriz. Ya da ne yaparız? İtme momentuma geçeriz. Deriz ki 10 Newton'luk bir kuvvet etketti. Ne kadar süre boyunca etketmiş? 6 saniye. Mesela aldığı yolu verse diye yaptığı işi bulurduk. Yapılan iş enerjideki değişim derdik. Hani o kuvvet ne kadar yol boyunca etkiliyorsa kuvvetle alınan yol çarpımı yapılan işti. O da enerjideki değişimdi. Ama burada yolu değil de etketme süresini veriyor. Yani zamanı veriyor. O zaman zamanı veriyorsa ne yapacağız? İtmeyi bulacağız. O zaman bu kuvvetin cismi uyguladığı itme ne olacak? Kuvvet etketme süresinin çarpımı. 10 Newton'luk kuvvet 6 saniye etkettiği için ne kadarlık itme uyguladı? 60 Newton saniyelik itme uyguladı. O zaman itmenin 60 Newton saniye olması buraya doğru olması demek ne demektir? O zaman bu adamın momentumunun değişiminin 60 olması demektir. Buna etkeden kuvvet hareketi ters olduğu için momentumu ne yapacağım ben? Azaltacağım. Ne kadar değiştirecekmişim? Uyguladığım itme kadar yani 60 değişecek. Peki bu adamın başlangıçta ilk momentumu kaç? İlk momentumu kütlesiyle hızının çarpımı. Kütlesi 4, hızı 25 yani momentum kaç? 100. Ben ne yapacağım? 60'lık itme uygulayarak momentumu orada 60'a azaltacağım. Demek ki cismin son momentumu ne olacak 60 azalırsam? 40 olması lazım. Kütlesi zaten kaç kilogramdı? 4 kilogramdı. Demek ki cismin son hızının kaç olması lazım buradan? 10 metre bölü saniye olması lazımdır diyebiliriz. Kütlesi 400 gram olan bir cisim belli bir yüksekten bırakılıyor. Cisim yere 30 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Sonra yerden yukarı 20 metre bölü saniye hızla geri yükselmeye başlıyor. Yerin uyguladığı itme. Yani yaptığımız olay ne? Şu. Şurası bizim yer düzgenimiz. Cismi 400 gramlık bir cisim belli bir yükseklikten bıraktım. Bırakınca serbest düşmenin etkisi aşağı doğru indi. 30'luk hızla çarptığına göre demek ki atışlardan biliyoruz 10, 20, 33 saniye indi. 3 saniyede o zaman 5, 15, 25 veya 5 dakikadan 45 metreden bırakmışım demek ki. Her neyse. Bu cisim aşağı geldi geldi yere çarptı. Hangi hızla çarptı? 30 metre bölü saniye hızla çarptı. Sonra ne olmuş? Sonra o çarpınca yerin tepkisiyle beraber ne yapmış? Geri yukarı doğru sıçramış. Hangi hızla yükselmeye başlamış? 20 metre bölü saniye hızla yükselmeye başlamış. Ne diyor ki? Yerin bu cisme uyguladığı itme ne kadardır? Şimdi arkadaşlar itmeyi ne yapabiliriz? İtmeyi kuvvet çarpı zamanda bulabiliriz. Yalnız burada kuvvet dediğimiz şey ne? Soru bana neyi soruyor? Yerin cisme uyguladığı itmeyi soruyor. Yani yerin cisme uyguladığı kuvvetten bahsediyor. O zaman bu yerin cisme uyguladığı kuvveti biliyor muyum ben? Bilmiyorum. Zaman o kuvvet ne kadar süre boyunca etkiledi? Dikkat edin o cismin düşüşü veya o cismin yukarı doğru çıkış süresi değil. O zaman olarak neye bakacağız? O kuvvetin etki ettiği. Yani yerle temas etti. Yani cisim geldi, yüzeye çarptı, oradan geri dönecek.
İşte çarpıp geri dönünceye kadar o sadece temas ettiği, yani etkileşti. O kuvvetin etki ettiği süre boyunu soruyor. O süreyi ve diyor muyum ben? Hayır, bilmiyorum. O zaman etmeyi buradan bulma şansım yok. Nereden bulacağız o zaman? Momentum değişiminden bulacağız. Peki kütlemiz kaç? Kütlemiz 400 gram. Yani 0,4 kilogram. Kilograma dönüştürmeyi unutmayalım. Peki bu cisim %30'luk hızla çarptığına göre bu cismin sahip olduğu ilk momentum ne? Kütlesi 0,4 ile hızı 30'un çarpımı kaç? 12. Ama nereye doğru yön? Sonuçta bunları vektörel içine yapacağız. Aşağı doğru 12. Bu ilk momentumumuz. Peki son momentumumuz ne? Yüzeye çarptıktan sonra 0,4 kilogram 20'lik hızla yukarı doğru fırladı. Yukarı doğru fırlıyorsa o zaman bu cismin sahip olduğu son momentumda kütle ile hızın çarpımı ne olacak? Yukarı doğru 8 mi olacak? Bana itme yani momentum değişimi lazım. Momentum değişimi için ben ne yapacağım? Son momentumdan ilk momentumu çıkaracağım. Tabii bunları yaparken nasıl yapacağız? Vektörel. Yani son momentumu çizeceğim. Yukarı doğru 8. İlki çıkarmak demek ilk momentumun yönünü ters çevireceğim. Yani aşağı doğru 12 olan momentumu ters çevirsem o da yukarı doğru 12 olacak. Eksi ilk momentumda. Bu ikisinin toplamda ne olacak? Yüzeyin uyguladığı itme olacak. Yani bu yüzeyin uyguladığı itme ne olacak? Yukarıya doğru 20 Newton çarpı saniye veya kilogram metre bölü saniye. Sonuçta itme ile momentum birbiri nedir? Birbirine eşittir aslında. Sonuçta zaten itme momentumdaki değişimi eşit. Nasıl işle enerjinin birimi aynı olduğu gibi, çünkü yapılan iş enerji değişimi ise, itme Newton çarpı saniye ile momentum birimi olan kilogram metre bölü saniye aslında aynı birimdir, aynı şeydir. Beşinci sorumuz, 2 kilogram kütleli bir cisim belli bir yüksekliğine serbest bırakılıyor, yere 40'lık hızla çarpıyor, 20'lik hızla geri dönüyor. Yani az önceki sorunun aynısı. O zaman yerine uyguladığı itmede kuvveti biliyor muyum? Hayır. Yerle cismin temas süresini, yani sadece o çarpıp geri dönme süresini biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O zaman ne yapacağız? Momentum değişimi bulacağız. Peki bu cisim yere ne yaptı? Yere 40'lık hızla çarptı. Kütlesi 2 kilogramda, hızı da 40 olduğuna göre o zaman bu cismin sahip olduğu ilk momentum nedir diyebiliriz? İlk momentum aşağı doğrudur çünkü yere çarpıyor. 2 çarpı 40'tan 80'dir. Peki yere çarptıktan sonra bu cisim ne yaptı? 20'lik hızla geri döndü. O zaman son momentumu ne? Yere çarpı etkileştikten sonra, temastan sonra artık ne yapıyor? Yukarı doğru 20'lik hızla gittiği için. O zaman bu cismin sahip olduğu son momentum da 2 çarpı 20'den 40, ama nereye doğru? Yukarı doğru sonuçta bunlar vektörel işlemler. Bana diyor ki itmeyi bul. İtmeyi nereden bulacağım? Ben momentum değişiminden bulacağım. Nasıl bulacağım? Cismin son momentumundan ilk momentumu ne yapacağız? Çıkaracağız. Peki son momentum ne? Yukarı doğru 40. İlk momentum ne? Aşağı doğru 80. Ama çıkarmak demek o 2 ne yapacağını yönünü ters çevirecek. Yönünü ters çevirsen o da yukarı doğru 80 olacak. Sonra bu iki vektörü toplarsak o zaman demek ki ne olacak? Yukarı doğru 120 Newton saniyedir diyebiliriz. Altıncı sorumuz. Sürtünmesi yatay düzlemde şekil 1'deki hareketlenen 2 kilogram kütleli özdeş KL cisimleri. Bunlar kaç kilogrammış? 2 kilogram, 2 kilogramlık özdeş cisim vermiş. 2 kilogram kütleleri vermiş. Diyor ki K ve L cisimleri çarptıktan sonra L'nin hızı 4 metre olduğuna göre hareket ediyor. K'nın L'ye uyguladığı itme. Şimdi K cisminin L cisminden uyguladığı itme ne olacak? Uygulanan itme ne yapacağız? Kuvvetle etki etme süresini çarpacağız. Yani ne yapacağız? K'nın L'ye çarptığı anda uyguladığı kuvvetle o etkileşim çarpışma süresini bulmamız, vermesi lazım. Ama kuvvetten bahsediyor mu? Hayır, etmiyor. Zamandan bahsediyor mu? Hayır, etmiyor. O zaman nereden bulacağız? Şöyle düşün. Mesela bir cisim gidiyor. Bir cisim giderken başka bir cisim geldi, ona çarptı. Çarpınca ne yaptı? Onun yönünü değiştirdi. Hızını değiştirdi. Bir şeyini değiştirdi. Dolayısıyla ne yaptı? İşte o çarpma sırasında bir kendi aralarında bir kuvvet uyguladı. O kuvvetin etkisiyle ne yaptı? O cismin momentumunu değiştirdi. O zaman K'nın L'ye uyguladığı itme neye eşittir? O zaman K, L'nin momentumunu ne kadar değiştirmişse demek ki o kadar itme uygulanmıştır. O zaman ben K'nın L'ye uyguladığı itmeyi bulmak için ne yapacağım? L'nin momentum değişimine bakacağım. Yani L cisminin son momentumundan L'nin ilk momentumunu çıkarırsam, yani L cisminin momentum ne kadar değişmişse o zaman demek ki K L'yi o kadar itme uygulamıştır diyebiliriz. Peki L cismine bakalım. Son momentumu kaç? L'nin kütlesi 2, hızı 4. O zaman son momentumu kaç? Bu yöne doğru 8. İlk momentum neyi çarpmadan önce? Kütlesi 2, hızı 2 olduğu için ilk momentum da buraya doğru 4. Ne lazım bana? Son eksi ilk. O zaman son momentumu çiziyorum. Buraya doğru 8. İlki çıkarıyorum. Yani yönünü ters çeviriyorum. O zaman yönünü ters çevirsem o da buraya doğru 4 olacak. Sonra bu iki vektörü ne yapıyorum? Topluyorum. Bu iki vektörün toplamı ne olacaktır? Bu yöne doğru 4 Newton saniye. Demek ki KL'ye 4 Newton saniyelik bir itme uygulamış ki o L'nin momentumunu 4 değiştirmiş diyebiliriz. 7. sorumuz. 20 metre bir saniye hızla hareket eden 600 gramlık cisim çarpıyor, aynı büyüklüğe hızla geri dönüyor. Duvarın cisme uyguladığı itme. Kuvvet çarpı zaman yapma şansım yok. Niye?
Çünkü duvarın uyguladığı kuvvetten bahsetmiyorum. O cisimle duvarın çarpışma etkileşim süresinden bahsediyorum ama hayır. Yani o duvar o cisme ne kadar kuvvet uyguladığı süreden. O zaman nereden bul diyor bana? Momentum değişimden bul diyor itmeyi. Peki kütlemiz kaç? 600 gram artık kilogram çevirmeyi gerektiğini biliyoruz. O zaman bu cismin çarpışmadan önceki momentum neydi? Kütlesi 0,6. Hızı 20 olduğu için ilk momentum buraya doğru kaçtı. 12 idi. Hangi yönde? Art yönde. Son momentum ise çarptıktan sonra kütlesi yine 0,6 kilogram hızı 20 olduğu için son momentum da gene 12. Ama nereye doğru? Bu sefer eksi yöne doğru. Bana ne lazım? İtme. İtme ne? Son momentum eksi ilk momentum. Tabii bunu yaparken nasıl yapacağız? Vektörel yapacağız. O zaman son momentum buraya doğru 12'den ilk momentumu çıkarırsak yani çıkarmak demek yönünü ters çevirip eklersek buraya doğru olacak. Demek ki cisim üzerine etkeden itme bu iki vektörün toplamı nedir? Bu yöne doğru 24'tür. Peki adam bana bu yönü ne olarak tarif etmiş? Eksi. Yani ne diyeceğiz cevaba? O zaman itme eksi 24 Newton saniyedir diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En kısa sürede itme momentum konusunda hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım zaman buldukça kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.